Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu altı köşeli yıldız sembolü ve bu yıldız hakkında bilinmeyenler. Günümüzde yer alan bazı semboller evrensel anlamlar taşımakla birlikte bu semboller insanlık tarihi boyunca çok uzun yıllardan beri günümüze ulaşmayı başarmışlardır. İletişim açısından bakıldığında dili olmayan ama oldukça fazla anlam ifade edebilme özelliğine sahip bu özel semboller aynı zamanda özellikleri itibariyle de insanlarda oldukça merak uyandıran bir konudur. Tüm bu özelliklere sahip evrensel anlam taşıyan semboller arasında yer alan ve dünya çapında en bilinir sembollerden birisi olan sembol ise iki eşkenar üçgenin iç içe girmesiyle oluşan altı köşeli yıldız sembolüdür. Bu yıldızın diğer adı da heksagramdır. Altı köşeli yıldız sembolü görüldüğü zaman zihinlerde akıllara ilk olarak İsrail ve Yahudilik kavramları gelmektedir. Bundaki neden ise bu sembolün İsrail bayrağında yer almasıdır. Bu nedenle altı köşeli yıldız sembolü İsrail devleti ve Yahudilik diniyle özdeşleştirilmiş bir sembol haline gelmiştir. Toplum açısından bu sembol bu şekilde değerlendirilmektedir. Fakat bu sembol çok daha karmaşık ve esrarengiz özellikler taşır. Bu nedenle bu değerlendirme oldukça eksik kalır. Çünkü günümüzde İsrail devletinin bayrağında bulunan bu sembol Osmanlı Devleti zamanında birçok sanat eserlerinde kullanılırken gemilerde dahi bu sembol kullanılmıştır. Çünkü bu sembol İslamiyet dininde oldukça önemli ve değerli bir semboldür. Altı köşeli yıldız sembolü İslamiyet dininde Hazreti Süleyman'ın mührü anlamına gelmektedir. Bu nedenle bu sembole eski Türk devletlerinde ve de Osmanlı devletinde oldukça değer verilerek eski zamanlarda padişahların kıyafetlerinde dahi bu sembol kullanılmıştır. İslamiyet dininde mührü Süleyman yani Süleyman'ın mührü olan bu sembol Hazreti Süleyman'ın yüzüğündeki semboldür. Bu sembol Hazreti Süleyman'ın yüzüğünün üst kısmında yer alarak bu peygamber bu yüzük sayesinde tarihte dünyaya hükmetmiştir. Süleyman mührü Allah'ın celal ve cemal sıfatları anlamına da gelmektedir. Aynı zamanda Hz. Süleyman'ın bu yüzük sayesinde hayvanlarla konuştuğu da söylenmektedir. Günümüzde sadece İsrail Devleti ve de Yahudilik diniyle özdeşleştirilmiş olan bu sembol aynı zamanda eski Türk devletlerinin bayraklarında ve sancaklarında da yer almış durumdadır. Buna ise verilebilecek en iyi örneklerden birisi Karamanoğlu Beyliği'nin bayrağıdır. Bu beyliğin bayrağında altı köşeli yıldız sembolü yer almıştır. Karamanoğlu Beyliği ise Anadolu'da yaşamış olan bir Türk devletidir ve 13. yüzyılda Anadolu'nun en güçlü devleti olarak gösterilmektedir. Bunun dışında Teke Beyliğinin sancağında da bu sembol kullanılmıştır. Bu beylik Akdeniz bölgesinde hüküm sürmüş ve sembolde her köşenin üzerine bir hilal koyularak İslam boyları ve İslam dini simgelenmiştir. Candaroğulları Beyliği'nin sancağında da bu sembol kullanılmış durumdadır. Tarihteki kullanımına bakıldığında oldukça eski bir tarihi olan bu sembol İslam dininde önemli bir sembol olarak görülmüş ve bazı sancaklarda da bu sembole İslamiyet'te çok önemli yeri olan dört halifenin isimleri bile yazılmıştır. Sembolün neden İsrail bayrağının sembolü haline geldiğine bakıldığında ise bunun nedeni eski Hazar boylarıdır. Bilindiği üzere dünya üzerinde yer alan Musevilerin çoğunun kökeni Musevi Hazar Türklerinden gelmektedir. Bu sembolün İsrail bayrağında neden mavi renkte olduğuna bakıldığında ise eskiden yaşamış olan Türk boylarının hemen hemen hepsinde mavi rengin tanrıyı işaret etmesidir. Günümüzde iki üçgenin bir araya geçmesiyle altı köşeli yıldız sembolü Mührü Süleymandır ve de Osmanlı döneminden kalma çoğu camide de motif olarak kullanılmıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.